Ben şimdi Bitcoin ile ilgili düşüncemi söyleyeyim. Bitcoin'de en elle tutulur, gözle görülür seviyemiz arkadaşlar 25 bin. Yani bu tartışmasız. Bu seviyeler Bitcoin için ciddi önem arz eden direnç seviyesi. Dolayısıyla da bu seviyeler aslında en beklenen, acaba buradan bir düzeltme ya da geri dönüş şeklinde. Ama market maker'ın yapısı o kadar short temizlemek ve düşüş yönlü işlem alanları terste bırakmak üzerine gidiyor ki bu seviye çok elle tutulur bir short bölgesi olduğu için burada bir takım hareketler olabilir. Yani bu böyle kırılıp biraz gidip ondan sonra böyle bir düşüş yapabilir. Ay başında Fed toplantısı var yanlış bilmiyorsam. O tarihte insanların düşüş beklentisi olacaktır. Geri çekilme beklentisi olacaktır. İnadına da pamplayabilirler. Şimdi burada yaptığımız analizin bir karşılığı yok. Piyasa hareketli tamamen traderları aşağı yukarı yönlü doğrama üzerine gidiyor. Ama marketin yönünün long olduğunu, yukarı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Nereye kadar gider? Ben dediğim gibi hani belki 25 bunun sonu olacak yükseliş evresinin. Belki de daha da ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. Bunun net bir karşılığı yok. Onun için önümüzdeki Fed toplantısında görelim. 25K seviyesindeki davranışlarına da bakalım fiyatın. Ben buradan dayanamam büyük ihtimal. Bir short denerim. Böyle çok büyük bir risk değil. Ufak bir riskle. Bir tane long pozum vardır. Aşağılardan açılmış. Bir tane de orada tepeden short denerim hedgelemek için. Eğer kırarsa stop olur, ufak bir miktarla gider. Olmazsa devam. Markette güzel FOMO yaratan coinler var. Mesela AVAX bayağı etkili gidiyor bu dönemde. AVAX'ın da Amazon NFT'lere giriyor haberi değil mi Melih? Sen detayını biliyor musun? Aynen öyle. Yani Amazon NFT'lere girecek açıklamasını yaptıktan sonra ilk başta Matic bir pumpladı. Peşine Matic yürüdükten sonra AVAX hareketlendi. Ki zaten AVAX'ın ilk fitini ateşleyen de gene son Geçtiğimiz anlaşmasından dönemde. dolayı bir pumplamıştı. Sonradan işte Matic Evet, hareketlenince 12,5 insanlarda dolardan şey almıştım algısı ben. oluştu. Acaba hani AVAX mı dediler? Matic'in peşine AVAX da bir hareketlendi. İşte hangisini açıklayacaklarını bilmiyoruz. O haber de bence yakından takip edilmesi gereken önemli haberler arasında. Sallıyorum gider Sol ile alakalı bir anlaşma yaparlar. Bu sefer Sol uçar gider. AVAX tarafında destek bölgemiz. Ben kesinlikle alarmı kurdum. 19 dolar seviyesi benim %2, %3 stoplu long işlem deneyeceğim seviye. Alarmımı da buraya attım. Onu da buraya bırakmış olayım. ENS'de gece çok güzel bir setup vardı. Alarmım çaldı yine. Girmedim buna ben. Phantom'un grafiği güzel ama Phantom da çok ciddi yükseldi. Mesela ben Phantom'da 41-60 seviyelerini bekliyorum. Tekrardan bu bölgeye bir geri çekilme yaparsa oradan Şu bir alım seviye. yapmak düşünülebilir bence. 430 seviyesi de fena değil. Phantom için de ben de bu seviyeyi takip edeceğim. Marketin buraya nasıl geldiği önemli. Direkt işlem alıyorum demiyorum ama Ya tabii. piyasa eğer altların çoğu belli bir desteğe gelmiş, Bitcoin belli bir desteğe gelmiş falansa buradan denerim. Ama daha düşecek gibi duruyorsa buradan deneyebilirim. Phantom'da gözümüzün üzerinde. Bu ara şeyler gidiyor. Dinozor coin'ler gidiyor, eski coin'ler. Dash gitti, Litecoin gitti. Dash'ta mesela güzel bir destek çizebiliriz. Bu çok güzel şeylik, alarm kurmalık bir şey var bunda, trend var. Şu yapı itibariyle başlarsak trendin oluşumuna. Oldu da şunu biraz çekiyorum ki trende gelirse yaklaşırken ötsün. Buraya bir trend line alarmı kuruyorum. Dash eski demirbaş coinlerden güzel bu takibimde. Kava da bir dönem çok güzel hareket etti. Baksana şu bölgenin güzelliğine ya. Şu bölge mesela benim olası bir düzeltmede Kava için alarm kurduğum seviye arkadaşlar. Oldu da bir Fed oldu, düzeltme oldu. Çünkü yapıyor market bunu. Sert fitiller atıyor, bir şeyler yapıyor. Şu seviyeden Kava'yı da düşünelim. Mesela LDO ve OP'de benim beklediğim seviyeler şu bölgeler. Zaten LDO'nun şu bölgede artık fiyatın yeni bir tepe yaptıramaması ve sürekli böyle lower high görünümü oluşturmasından dolayı daha bir güvenli olduğunu düşündüm. 2.03-1.95 bölgesini bekliyorum. Burasının stopu biraz geniş. Ondan dolayı ya burada kademeli ya da işte böyle daha ufak bir işlem almayı düşünüyorum. Aynı şekilde OP'de de beklediğim seviye yine bu bölgelere denk geliyor. 2.03 seviyelerine denk geliyor. Ethereum için ne düşünüyorsun? Ethereum'da ben şu 1680 seviyesini Ya işaretledim. 1.680 bence önemli bir bölge. Bence işte Bitcoin ile beraber işte bu da şu fitil atıp tekrardan aşağı bir sarkma yapacağını düşünüyorum. Eğer hani şey olursa. Ya 1.680 üzerine bir atar. Buradan shortlanan hepsini bir patlatır. Ondan sonra tekrar bu bölgenin altında bir 4 saatlik kapanış yaparak düzeltme verebileceğini düşünüyorum. AYB'nin grafiği de çok güzel bence. Burayı yukarı kazanırsa şu 90.50 seviyesini bu tekrardan yeni bir yükseliş dalgasını başlatabilir. 98 dolarlara kadar önü boş gibi gözüküyor. Yine FXS de mesela bununla alakalı yine benzer yapıda mesela bu gözüme çarpmıştı. Hatta şöyle şunun sapma paylarını da eklediğimizde ben şuradan bir short atacaktım da cesaret edemedim. İşte şurası range konseptine göre deviasyon olarak geçiyor ya. Tekrardan bu eğer bu seviyeyi kazanırsa tekrardan yukarıları hedefleyebileceğini düşünüyorum. FXS'i o yüzden yakından takip ediyorum.
Yani 11.45 bölgesini bekliyorum FXS'te. SXP'nin şöyle bir trendi var. Hatta benim muhtemelen bunu bir yayında falan çizmişimdir. Çok takip etmiyorum. Hatta hiç bir de. Fakat gene bak Sol'le benzer grafiği var. Sol'ün grafiğiyle SXP'nin grafiği birebir aynı. Bunları alarm kurup takip etmek lazım. Hatta etmeden alarm. Magic'le alakalı da şöyle, bakın boğada her zaman yani bir rally yaşanıyorsa her zaman şöyle bir direnç mi var? Kırıldı, kırılan direnç yani Esar Filip bölgeleri, desteğin dirence döndüğü, direncin desteğe döndüğü bölgeler yani eski tepeler, eski dirençler, bir önceki dirençler güzel destek olarak çalışır. Bunu buradan mesela bir tur bakın. Buraya geldi, buradan çat %5'lik %6'lık bir yükseliş verdi. Şimdi bu tarz destek bölgeleri de genelde 1-2 kullanımlıktır. Yani bu desteğin ekmeğini bir kere yersin, iki kere yedin hadi. Her zaman yiyemezsin. O yüzden şimdi bu destek bir kere çalıştığı için bu desteğe rahatça güvenemiyorum ben Magic'te. Şöyle bir olay gerçekleşirse 1.08 ya oldu da düştü. Hani yine belli olmaz ben düşünmüyorum ama düşerse de şöyle bir fiyat hareketi yaşanması olasılıktır. Hani piyasanın trendi terse döndü. Düşüş evresine tekrardan başladık gibi bir senaryo olursa şöyle bir fiyat hareketi görebiliriz. Burada potansiyel bir omuz boş omuz da var. Bunu da böyle analiz etmek lazım. Yani benim düşüncem Magic'in buradan yukarı gidebileceği şöyle bir trend çizersek şu destek altındaki likiditeyi temizleyip aynı zamanda trend bölgesine temas edip şöyle de bir hareket gerçekleştirebilir. Her olasılığı düşünerek analiz yapıyoruz. Burada marketin yönüne bakmak lazım. Ama Meci işte şurası mesela benim için daha iştah açıcı. 1.35, 1.36. Alarm kurayım buraya da. Yatay destek de çalışabilir ama bu bölge biraz daha mantıklı geldi şimdi bana. Trend o ihtimali biraz daha çiziyor. Magic'te de böyle bir beklentim var sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız.